Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber Hazreti İsa peygamberi işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Hazreti İsa kimdir? Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa Resullerin en büyükleri olan 5 büyük peygamberden biridir. Resul ne demekti arkadaşlar? Kendisine kitap gönderilen peygamber demekti, değil mi? Bakın ne diyor? İslam'a göre en önemli sayılan 5 büyük peygamberden biridir. Arkadaşlar biz bu 5 büyük peygamberi Ulul Azm olarak adlandırmaktayız. En önemli peygamberler arasında yer almaktadır. Bunu unutmuyoruz. Devam edelim. Hazreti İsa da diğer peygamberler gibi Allah tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi de Meryem'dir. Hazreti Meryem ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen bir yerde ibadet edip yaşarken Cebrail meleği ona Allah'ın mucizesi olarak bir erkek evlat olacağını müjdeledi arkadaşlar. Derken Hazreti Meryem hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğumu gerçekleşti. Bu mucizeyle Hazreti İsa babasız olarak dünyaya geldi. Bakın arkadaşlar Hazreti İsa ile ilgili bilmemiz gereken en önemli kısımlardan birisi bu. Hazreti İsa babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Peki bu nasıl olmuştur? Elbette ki Allahu Teala'nın mucizesiyle olmuştur. Bunu unutmuyoruz. Onun takdiri, gücü ve kudretiyle meydana gelmiştir. Devam edelim. Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. Yani eski yaşadığı yere dönüyor ve kavmi arkadaşlar Hazreti Meryem'i kucağında bir çocukla görünce ona şu şekilde sesleniyorlar. Ey Meryem, gerçekten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi diyerek Hazreti Meryem'i iffetsizlikle suçluyorlar arkadaşlar. Yani babasız bir şekilde bir çocuğu dünyaya getiremeyeceğine inanmıyorlar. Her ne kadar bakın Allah'ın mucizesi olduğunu belirtse de ona asla inanmayıp ona iftira atıyorlar diyebiliriz. Bakın bu da arkadaşlar Meryem suresi 27 ve 28. ayetlerinde bizlere belirtilmektedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine henüz beşikteki Hazreti İsa Allah'ın bir mucizesi olarak şöyle konuştu. Bakın Hazreti İsa'nın mucizelerinden birincisi beşikteyken konuşması. Yine arkadaşlar Meryem suresi 30 ve 34. ayetleri incelediğimde ne görüyorum? Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır diye aslında bakın bunları söylemiş oldu. Devam ediyoruz. Bakın burada ne görüyoruz arkadaşlar? Hazreti Ömer Mescidi ve Kubbetü Sahra'yı içerisine alan bir Mescid-i Aksa'yı görmekteyiz, değil mi arkadaşlar? Ne diyor? Allah'ın kitap verip mübarek kıldığı Hazreti İsa, bu arada hangi kitabı veriyor? Hemen onu da üzerinde durmuş olalım. Arkadaşlar Allahu Teala İncil kitabını Hazreti İsa'ya indirmekteydi. Bunu unutmuyoruz. Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah'a kulluk etmeye çağırmıştı. Orada peki hitap ettiği halk kimdi arkadaşlar? Hristiyan bir halktı, değil mi arkadaşlar? Hemen devam ediyorum. Hristiyanlar arkadaşlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa çarmıha gerilmemiştir. Bu çarmıha gerilme dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar bakın şu kısımda bir haç işareti görmekteyiz. Bizim için artı, daha altı uzun bir artı. Hristiyanların sembolüdür değil mi arkadaşlar? Haç işareti. Buna çarmıh adını veriyorlar aslında bir nevi ve bunun üzerinde bir insanın bulunduğunu düşünün. Çarmıha gerilmek bu anlamda kullanılmaktadır. Fakat az önce de belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediği vurgulanmaktadır. Peki Hazreti İsa ne oldu? Öldü mü? Bu konu hakkında birazcık açıklık getirmiş olalım. Yahudiler Hazreti İsa'nın anlattıklarını yani Allahu Teala'nın Allah inancına daha doğrusu onları yönelttiği için arkadaşlar
Yahudiler asla inanmıyor ve ne yapıyorlar? Onu öldürmek için tuzak kuruyorlar. Hazreti İsa'yı öldürmek için bir tuzak kuruyorlar. Fakat daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Allah-u Teala Hazreti İsa yerine onun karşılarına başka birini çıkartıyor ve Hazreti İsa'yı göğe yükseltiyor. Hemen bakın Nisa suresi 157 ve 159. ayetleri inceleyelim. Ne diyor? Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterdiler. Onun hakkında ne demiş? İhtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir demiş. Bakın şurada diyor ya arkadaşlar, hemen bakalım onu ne öldürdüler. Yani ne Yahudiler öldürdüler, öldürdüklerini sanıyorlar, ne de astılar derken işte burada o çarmıha gerilmekten bahsediyor aslında. Fakat ne dedik arkadaşlar? Allah-u Teala Hazreti İsa yerine bir başkasını gönderiyor. Yahudiler onu öldürdüğünü sansa da Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe yükseltiyor. Yani kendi katına çıkartıyor. Bunu da asla unutmuyoruz. Devam edelim. Şimdi gelelim Hazreti İsa'nın mucizeleri nelerdir? Deneme sınavlarında karşımıza çıkar arkadaşlar. Birincisi beşikteyken konuşması. Yani bebekken konuşuyordu. Hatta ayet olarak da vermiştik yine bunu. Kuş şekli verdiği çamuru üfleyip onu canlandırması arkadaşlar. Veya ne diyelim, kendisine ve havarilerine gökten sofra indirmesi. Bu arada havari dediğimiz şey nedir? Yine bakın bunu da göreceğiz sürekli Hazreti İsa'yı işlerken. Havari arkadaşlar Hazreti İsa'nın kendisine ilk inanan 12 kişiyi seçmesiydi aslında. Yani seçmesi derken ona inanan ilk 12 kişinin ona yardımda bulunması. Fakat Hristiyanlar bunu daha farklı bir şekilde yorumluyorlar. İşin asıl doğrusu bu şekildedir arkadaşlar. Ne demiş? Evlerde yenilen ve biriktirilen şeylere haber vermesi, doğuştan körü yani görmeyen birisini ve alacalığı yani bir hastalığı bulunan kimseyi iyileştirmesi arkadaşlar. Bir de son olarak ölüleri diriltmesi diyebiliriz. Devam edelim. Hazreti İsa kendisinden sonra Hazreti Muhammed'in peygamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir. Bunu da arkadaşlar yine İncil'de aslında Ahmet olarak belirtmiştir Hazreti Muhammed'i. Bu arada şunu da ekleyeyim unutmadan. Hazreti biliyorsunuz arkadaşlar Hazreti İsa'dan önce Tevrat kitabı vardı. Hazreti İsa arkadaşlar Tevrat'ı onaylıyor, tasdikliyor, doğruluyor. Fakat kendi döneminde İncil kitabı indirildiği takdirde onun üzerinden devam ediyor. Onu da yine sizlere belirtmiş olayım. Devam edelim. Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesi arkadaşlar birçok kimsenin aklında soru işareti olarak kalıyor ya. Fakat burada aslında şunu düşünmemiz gerekiyor. Zaten Allah-u Teala ilk insanı da anne ve babasız yaratmadı mı Hazreti Adem'i? Nasıl yarattı? Hemen bakalım Ali İmran suresi 59. ayete bakın ne diyor? Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Bakın burada da yine arkadaşlar mucize olarak aslında yaratılabileceğini rahatlıkla görmekteyiz. Devam ediyorum Tevbe suresi 30. ayetle. Ne diyor? Hristiyanlar İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri yalan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin, nasıl da haktan çeviriyorlar. Bakın arkadaşlar yine aslında bunu da uydurmuş oluyorlar diyebiliriz. Bir sonraki hafta arkadaşlar Nas suresini işleyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.